Almanya'ya nasıl gelebilirim? Almanya'ya nasıl gelinir? Bu konu hakkında gerçekten çok sorular soruluyor bana. Hemen cevaplayayım arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Hazırsanız hemen cevaplıyorum. Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Almanya'dan Erhan. Bugün ayın kaçı bilmiyorum ama günlerden salı, Şubat salı. Muhtemelen buraya yazmışımdır. Günlere bakmıyorum. O kadar günler birbirine benziyor ki. O yüzden akışına bıraktım hayatı. Şimdi nereye gidiyorum ben? Bizim burada bir tane gölet var. Küçük bir gölet var. O tarafa doğru yürüyorum. Buradaki yaşayanların sosyal hayatı da bu. Bağlı bulunduğumuz kasabada bir yer var, bir göl var. Gölet var daha doğrusu. Sizler için birkaç görüntü almak istiyorum ve aynı zamanda sohbet etmek istiyorum. Instagram'ıma neredeyse hemen hemen her gün 4-5 tane mesaj geliyor en az. Almanya'ya nasıl gelinir, gelebilirim ya da yardımcı olur musun gibilerinden. Aktif olduğum bir tane daha platform var. TikTok diyebilirsiniz. Orada da yaptığım videoların altına yorum yazılıyor. Sorular soruluyor. Almanya'ya nasıl gelebilir? Şimdi bu konu hakkında da birazcık konuşmak istiyorum. Ama öncesinde etrafı sizlere göstermek istiyorum. Havalar ısındığı zaman yazın daha güzel, baharda daha güzel. Ve kışın ilk defa geldim. Yani kar yağdıktan sonra ilk defa geldim. Aynı anda sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk defa gördüğüm güzelliği sizlerle paylaşmak istiyorum. Gebadet wurde in diesem Winter nicht so viel im Eutersee. Das Wetter lud eher zum Schlittschuhlaufen ein. Da es aber mit Tagestemperaturen von bis zu minus 15 Grad Celsius ziemlich kalt war, wurde von der Rettungswacht heißer Glühwein bereitgestellt. Dieses lockte natürlich viele Leute von der Eisfläche aufs Festland. Dennoch gab es einige Wagemutige, die sogar mit Kinderwagen übers Eis fuhren. Die jüngeren Generationen spielten aber lieber Eishockey, was körperlich warm hielt. Havalar ısındıktan sonra yaz aylarında, bahar aylarında giren de var tabii ki. Bu gölete giriyorlar. Burasının temiz olduğunu, girilebilir olduğunu söylüyorlar. Ha ben girmedim, gördüm. Gördüğüm kadarıyla yani şimdi Türkiye'den geldiğim için girmezsiniz yani. Türkiye'den gelenler bu suya girmez. Tabii ki herkes için değil, istisnalar var. Şu buz parçasını atmak istiyorum. Bakalım nasıl bir görüntü çıkacak merak ediyorum. Evet, mükemmel bir atlayış. Hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Az önce söylediğim gibi Almanya'ya gelmek isteyenler var. Daha doğrusu ülkede bir beyin göçü var. Beyin göçü. Okumuş insanlar ülkeyi terk etmek istiyorlar. Yavaş yavaş da terk ediyorlar zaten. Çünkü ülkenin geleceğinden kaygı duyuyorlar. Duydukları için gelenler var. Tabii sadece gelmek isteyenler onlar da değil. Daha farklı yollardan gelmek isteyenler de var. Yani evlilik yoluyla mı gelinebilir? Abi bir mesleğim var, gelebilir miyim? Üniversite okuyorum, gelebilir miyim? Ya da okulum bitecek, ne yapabilirim? Bana yardımcı olur musun? Diyen insanlar da var. Almanya'ya nasıl gelinir? Konu hakkında gerçekten çok sorular soruluyor bana. Hemen cevaplayayım arkadaşlar, hiç sıkıntı değil. Hazırsanız hemen cevaplıyorum. Arkadaşlar öncelikle Almanca kursuna gidiyorsunuz. Çat pat pat çat, her zaman söylediğim bir cümle. Almanca öğreniyorsunuz. Almancanız var mı? Yeterli derecede Almancanızın olduğuna inanıyorsunuz. Yani kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Süper. Yazın Türkiye'de turistik tatil bölgelerine gidiyorsunuz. Bir arkadaşınızı da yanınıza götürün. Orada
tatil yapmak amacıyla tatil yaparmış gibi dolaşın. Çarşıda, plajda, her yerde dolaşın. Buradaki amacınız da şu: Almanca konuşan insanlar var mı yok mu? Erkek ya da kadın fark etmez. Erkeğe de yanaşabilirsiniz. Bu sizin seçiminiz. Herhangi bir şey fark etmez. Ama bayanlardan bahsedelim. Baktığınızda bayanın biri, bir tanesi Almanca konuşuyor. Dinlediniz böyle grup halinde, tek başına fark etmez. Bir mazeret bulacaksınız. Götüm götüm yaklaşacaksınız. Bu arada çirkin, güzel, şişko, sivilceli ya da herhangi bir güzellik aramayacaksınız. Her türlü bayan burada veya erkek olabilir yani. Buldunuz bir tane kafanıza göre birini, ağınıza düşürdünüz. Hemen yaklaşıyorsunuz. Kulağına diyorsunuz ki usulca, yavaş yavaş. Şatsi. Bak bu kelimeler çok önemli. Şatsi. Du bist meine alles und du bist meine Vision. O da du bist meine Deutschpass. Dedikten garanti veriyorum 3-4 ay sonra, bilemediniz 6 ay sonra, Almanca pasaportunuz, Alman vatandaşlığınız, süresiz oturumunuz hayırlı uğurlu olsun. Bu tabii ki şaka olduğunu siz de biliyorsunuz. Ben bu cümleleri TikTok'ta kullandım. Yani bununla ilgili bir dakikalığına bir video yapmıştım. Bayağı bir tutuldu. Benden önce başka bir arkadaşım da yapmıştı tabii ki. Bayağı bir tutuldu. Bir de burada deneyimledim. Burada acaba nasıl bir görüntü verecek, nasıl bir olay olacak merak ediyorum. Yaptım gitti artık, kusura bakmayın. Şimdi gelelim işin gerçek boyutuna. Hemen hemen diğer ülkelerde de aynı şartlar var. Ama ben Almanya'da olduğum için sizlere bildiğim bilgileri sunayım. Bildiğim bilgileri paylaşayım arkadaşlar. En basit, en kolay yol, bakın basit diyorum. Ötekiler gerçekten herhangi bir mesleğiniz ya da imkanınız yoksa çok zor. En kolay yol evlilik yolu. Başınız ağrımaz. Sadece Almanca çalışmanız lazım. Bunun için kurslar var tabii ki. Onun dışında diğer bir şart, mesleğinizin olması lazım. Diplomalı, belgeleyebileceğiniz ve belli bir çalışılmışlıkla beraber deneyiminizi çalışmışlıkla belgelemek zorundasınız. En az 2 ya da 3 yıl diye biliyorum. Bu tabii ki mesleklere göre değişiyor, bölümlere göre değişiyor. Almanya göç yasası 2020'de çıktı yanılmıyorsam. Mart 2020 olması lazım geçen sene. Koronadan dolayı askıya alındığını da duydum. Ama bazı meslekler hariç, hangi meslekler? Sağlık personeli mesela bundan muaf diye onu da duyduğumu, okuduğumu söylüyorum. Yani kesin böyledir diyemem ama mantıklı gelen de o. Koronadan dolayı sağlık personeli açığı var. Her yerde olduğu gibi. Bu arada hava bayağı soğudu. Bu arka tarafımda yukarıdan kızakla kayan aileler var. Burası yazın aynı şekilde. Burada da yaz sporları var. Atlamalı, zıplamalı bir şeyler. Az önce sizinle konuştuğum yerde işte. Almanya'ya gelmeniz için olması gereken diğer bir husus, bir mesleğiniz varsa Almanya'da yaşayan birisi sizi işçi olarak çağırabilir. Size davetiye gönderebilir. Yani mesela örnek veriyorum, araba boyuyorsunuz. Bir ustalığınız var. Bunu da belgeleyebiliyorsunuz. Her türlü yani ispatlayabiliyorsunuz. Yani ben bu işte ustayım diyorsanız o iş yeri sahibi sizi Almanya'dan davet ettiriyor. Davetiye gönderiyor. Tabii bu tamamıyla kağıt işi. Ben özetliyorum. Siz o şekilde onun sayesinde gelebilirsiniz. Almanya'da bir yerde çalışabilirsiniz. Benim bu saydıklarım benim bildiğim yollar. Bir de illegal yollar var. O tasvip etmediğim yolun ismi de iltica etmek. Evet, iltica diye bir şey var ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü kaçak yolla geliyorsun. Yasal olmayan bir yolla geliyorsun. Ülkeye diyorsun ki ben iltica etmek istiyorum. Ha bir de Türkiye'de ne yapacaksın yani? Ne diye Türkiye'yi şikayet edeceksin? Ya da ne diye burada iltica etmek istediğini söyleyeceksin? Çok saçma, çok gereksiz bir yol. İltica edip de gelenlerin hikayelerini dinledim ben. Baraka gibi, konteyner gibi yerlerde kalıyorlar aylarca. Bekliyorlar ki bir sonuç çıksın diye. E bir de gelme serüveni var. Yani buraya kadar, Almanya'ya gelene kadar
çektiğiniz çileler de var. Ya. Geldiğim noktaya geri döndüm. Şu taraftan gelmişim zaten. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz like atmayı, istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, varsa sormak istediğiniz sorular yorum olarak yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay. Bir meltem gibi esip geçer. Bulsa da zaman.